Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimi öncesi seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathaneleri bir şekilde artık yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlandı. Şimdi biz sizi Şanlıurfa Eyyubiye'ye götüreceğiz. Belediye hem millet kıraathanesi açtı orada hem de hasta yakınları için misafirhane. Sözü Habertürk muhabiri Okan Ateş ve konuğuna bırakıyoruz. Mehmet Akif Ersoy, dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri Şanlıurfa ve Şanlıurfa'nın yine en kalabalık, en çok gelişen ilçelerinden biri olan Eyyubiye'deyiz ve Eyyubiye'de çok önemli iki proje hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten seçim vaatleri arasındaydı. Hem millet kıraathanesi hem de hastanelerin hemen yanında hasta yakınları için kurulacak olan misafirhaneler. Şu anda o misafirhanelerden birindeyiz ve yanımızda da Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci var. Kendisiyle burayı konuşacağız, aynı zamanda millet kıraathanesinde konuşacağız efendim. Türkiye'de bu projeleri hayata geçiren ilk belediyelerden biri Eyyubiye Belediyesi. Nasıl başladınız, şu anda son durum nedir? Evet, Eyyubiye ilçesi nüfus bakımından Şanlıurfa'mızın en büyük ilçesi. Özellikle sosyoekonomik yönden de dar gelirli insanların çok çoğulduğu bir ilçe. Ve bizim ilçemizde de tabii ki yapılan hastane 920 yataklı hastane. Şanlıurfa'mızın en büyük hastanesi, bölgenin de en büyük hastanelerden biri. Buraya gelen hasta yakınlarının kalabileceği yer noktasında sıkıntılar vardı. Sizler de belki görmüşsünüzdür, hastane etrafında, gölgelik yerlerde insanlar orada kalıyorlar. Ve burada da bir kültürdür. İnsanlardan birisinin yakını eğer hastanedeyse sadece akrabaları dahi ziyaret ediyorlar. Sadece birinci derecenin akrabalar değil. Dolayısıyla da sürekli bir yoğunluğun olduğu bir durum. Bunu tabii görünce de sosyal belediyecilik anlamında burada hasta refah kaçıların kalabileceği bir misafirhaneye ihtiyaç duyuldu. Eyyubiye Belediyesi olarak da 100 yataklı bu güzel yeri inşa ettik. Şu an açılışa hazır durumda. Ve tabii burada hasta refah kaçıları rahatlıkla gelip kalabilecekler. 4 yıldızlı otel konforunda, doğru söylemek gerekirse oldukça da konforlu bir yer. Ve bunu yaparken de amacımız tabii ki sosyal belirleyicilik anlamında güzel bir örnek ortaya koymaktır. Efendim, isterseniz geze geze gösterelim. Çünkü izleyicilerimiz de şaşıracaktır şimdi. Kameramanımız Okan Bıdıklı da odalara doğru gidelim onunla birlikte. Aslında 5 yıldızlı bir otelden yalnızca havuzu eksik diyebiliriz şu anda bu misafirhane için. Odaya girdiğimizde bunu çok daha net anlayacağız. Şimdi ilk önümüze çıkan odaya girdik. Bakın, burası ilk girişteki oda. Bir evin salonu kadar büyük. Dolabı, televizyonu, aynı zamanda buzdolabı, küçük buzdolabı hepsi burada mevcut, bulunuyor. Evet, kettle'ı, tabii su ısıtıcısı var. Hepsi var. Hepsi var. Yani neredeyse bir otel kadar. Tabii ki. Yani burada bir aile de gelip rahatlıkla kalabilecek durumda. İşte içeride genişçe bir yatak odası, yanında tabii ki ıslak zeminler. Islak hacim tümü mevcut bir durumda ve kullanılan malzeme de dediğim gibi birinci sınıf malzeme. 4 yıldız otel dememden kasıt da havuz eksikliğiydi, evet, zaten. Bir tek havuz eksik. Ondan dolayı. Şimdi yatak odasına da bakalım birlikte istersen. Evet. Buyurun, Sayın Mehmet Ekinci ile birlikte yatak odasına geziyoruz. Geldiğimizde zaten yatak odasında görüyoruz, gayet bir otelde olduğu kadar geniş, ferah, yine bütün ürünler birinci kalite, gayet güzel bir şekilde burada misafirhane kurulmuş. Bizim tabii insan odaklı bir hizmet yürütüyoruz biz. Ve insan odaklı bir hizmet yürütürken de tabii ki insanlarımıza layık yeri de oluşturmak durumundayız. Bu kapsamda da baktığınız zaman belki de Türkiye'de ilklerden sayılabilecek ama hepsinden de önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde ifade ettiği projelerden birisini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Böyle bir otelin şimdi geceliği nereden baksanız 300-400 lira olması gerekiyor şu anda buradaki, evet, hizmetlere bakarsak. Burada ne kadar olacak peki? Bu tabii sosyal bir proje olması hasebiyle biz yıllık, günlük giderleri hesaplıyoruz. Bu giderler kapsamında da sadece giderler karşılanacak şekilde insanlarımızdan bu gerekli miktarı talep ediyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Aşağıda da giriş katında ticarethaneler yaptık. Oradan gelecek olan gelir de buranın giderine harcanmak kaydıyla olabilecek en uygun
fiyata kalma gibi bir durum var burada. Yani burada amaç kar değil, hizmet. Kesinlikle. Yani tamamıyla bedava veremiyorsunuz yasal anlamda. Ama olabilecek sembolik rakam neyse, en alt rakam, o şekilde bunu ayarlıyoruz. Ve aşağıda oluşturduğumuz ticarethanelerde de işte eczane ya da işte kafe tarzı yerler olacak. Bunlar da ihale usulüyle ihale edilecek. Oradan gelecek olan gelir buranın giderine harcanacak. Aynı zamanda Millet Kıraathanesi de yine Eyyubiye'de kuruldu. Biz şimdi o noktadan geldik. Orayı da gördük. Gerçekten şu anda Şanlıurfalı vatandaşlar orayı çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Kitaplar yine raflardaki yerlerini almış. Oraya gelen öğrenciler, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, yaşlılar, amcalar, teyzeler hepsi orada bir yandan kitap okuyorlar. Bir yandan da yarım saatte bir çay ve kek servisi yapılıyor efendim. Oradaki işlem ne zaman başladı? Şu anda nedir durum, sizden dinleyin. Evet, o da artık tevafuk olsa gerek. Yine açılış hazır durumdayken Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçim beyannamesi yayınlandı. Orada da durum şu: Şanlıurfa'mız Türkiye'nin en genç ili, Eyyubiye'miz de en genç ilçesi. Yaş ortalaması 19.2. Oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Dolayısıyla genç nüfusun sıkıntılı ortamlardan çıkarılıp böyle güzel mekanlara kavuşturulmasıyla beraber, bir taraftan evet kitap okuyacaklar ama diğer taraftan da bu gençlerimiz geleceğe de hazırlanıyorlar. Bu kapsamda yine onlara böyle bir mekan sunmuş olduk. Güzel bir mekan sunmuş olduk. Bir taraftan işte kitaplarını alıyorlar, ikramlar yapılıyor. Yine okumayla ilgili değişik faaliyetler de orada yürütülüyor. Bir salonu da olmak kaydıyla. İşte güzel bir bahçesi ve insanların gelip sadece gençlerin değil yaşlıların da gelip oturabilecekleri, bir taraftan çaylarını yudumlarken diğer taraftan da ilgi duydukları kitapları okumak kaydıyla da bir ortam oluşturmuş olduk. Ve tabii haftalık bazen de bununla ilgili toplantılar da düzenleniyor. Herhangi bir kitap konusunda da insanlar bir araya gelmek kaydıyla kültürel faaliyetler, kültürel anlamda icraatlarda bulmaya çalışıyoruz biz de onları. Tabii şu da çok önemli. Şanlıurfa şu anda 35 derece gösteriyor ama hissedilen sıcaklık yaklaşık 40 dereceyi buluyor. İçerisi klimalı, tabii serinlemek isteyenler de böyle bir 5 dakika orada durabilirler değil mi? Haliyle tabii içerisi de otak şeklinde bizim burası. Serinleyebilirler. Akşam saatlerinde zaten o ihtiyaç yok ama gündüz saatlerinde oradan rahatlıkla istifade edebileceklerdir. Yine tabii bu bir sosyal projedir. Genç bir nüfus, varoşların çok olduğu bir ilçe ama tabii şu anda sosyal bir dönüşüm de yaşanıyor ilçede. Bir taraftan kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar ama diğer taraftan da asıl ihtiyaç duyduğumuz sosyal dönüşümü de olumlu bir şekilde sağlamak adına bu uğraşlar ve insanın gönlüne dokunan bu projelerle inşallah Eyyubiye'mizi çok daha güzel günler bekleyecek. Peki yeni projeler var mı yolda? Tabii ki bu anlamda işte Akevler spor salonlarımız var. Bu spor salonları kapsamında da şu anda 10 bin gencimiz bu salonlardan istifade ediyorlar. Ama bunun sayısını daha da artıracağız tabii ki. Yine üniversiteye okuma oranı %3'lerde. Bunu yükseltmek anlamında da Milli Eğitim Müdürlüğümüz de tabii ki irtibatlı halde. İşte Eyyubiye Okuyor diye bir proje başlattık geçen yıl. Bunu bu yıl biraz daha da büyüteceğiz. Yani bir taraftan fiziki projeler gerçekleştirirken ama asıl önemli olan sosyal projeler noktasında da ciddi uğraşlarımız var. Çok şükür şimdiye kadar da bu geçtiğimiz süre zarfında ciddi faaliyetler ortaya kondu. Yeterli mi? Değil. Çünkü Şanlıurfa yeni büyük şehir oldu. Eyyubiye ilçesi yeni kuruldu. Ve dediğim gibi merkezde işte 36 mahalle var. Sur dışında kalan bütün yerlerin varoş olduğu ama bunların dönüşüm noktasında da yeni projeler, yeni bulvarlar, yeni parklarla beraber inşallah Eyyubiye'mizi güzel günler bekliyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Mehmet Ekinci ile birlikteydik. Eyyubiye Belediye Başkanı, Eyyubiye'nin ilk belediye başkanı aynı zamanda. Ve gördüğünüz gibi bu yeni projelerle birlikte hem ilçeyi hem de Şanlıurfa'yı geliştirmeye devam ediyorlar diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.